Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La nebiyye ba'de sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammedin tıbbul gulubi ve devaiha ve afiyetil eddani ve şifaiha ve nurul absari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahul rabbus semavati sab'i ve rabbul arşil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Kâlallahu teâlâ fi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sel beni İsrail'e kem âteynâ min âyetin beyyine. Ve men yubeddil ni'metallâhi min ba'di mâ câethu fe innallâhe şedîdul ikâb. Sadakallâhul azîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu cumanızı mübarek eylesin. Size de, ümmetinize de sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Rahmetiyle muamele buyurup sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime Bakara Suresi 211. ayet-i kerimedir. Bundan önceki 208, 209, 210. ayetleri geçen hafta görmüştük. Bu ayetlerle aradaki münasebeti, bağ, ilgiyi hatırlayabilmek için şöyle bir o ayetleri görelim inşallah. Allah Celle Celaluhu bize o ayetlerde diyordu ki: Ya eyyühellezine amanud hulü fissilmi kâfe. Ey Müslümanlar, toptan Allah'ın dini İslam'a, barışa, selamete, huzura girin. Dinin tamamını kabul edin, siz bütün Müslümanlar olarak. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarının peşinde gitmeyin, onun izlerini takip etmeyin. Çünkü siz Allah'ın kulusunuz, Allah'a iman ettiniz. Allah Celle Celaluhu size neyin peşinde gideceğinizi güzelce anlatıyor. Gönderdiği peygamber ve onun da size gönderdiği kendi kitabında, ilahi sözlerinde iman edeceğiniz esasları, ibadet edeceğiniz esasları, helal, haram, günlük hayatınızda uygulayacağınız medeni hukuk, ticari hukuk, İktisadi, cezai hukuk, devlet yönetimi, kişisel ahlakınız, güzel huylar, çirkin huylar, bunların hepsini açık seçik sizlere anlatıyor. Siz peygamberi takip edeceksiniz, peygamberleri takip edeceksiniz, peygamberin izinde giden sıddıklar, şehitler, salihler zümresini taklit edecek, takip edeceksiniz. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِقًا
Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Hep beraber dediğiniz ya, ihtinas sıratal müstakim diye, Rabbim bizi sırat-ı müstakime, dosdoğru yola, sana ulaşan, razı olduğun yola ilet diyordunuz ya, işte sizin yolunuz o yoldur. Ona ittiba edeceksiniz. Şeytanın peşinde ne işiniz var sizin? İnnehu, çünkü o şeytan, lekum, sizin için adubun mübin, açık bir düşmandır. Allah'a kibirlendi, isyan etti. Huzurdan kovuldu, cehenneme layık oldu. Kendisiyle beraber yanacak insan aramaktadır. Buna rağmen ayaklarınız kayar da bu yoldan çıkarsanız veya bu yolun içerisinde kalır ama günah işlerseniz, bu kadar Cenab-ı Allah'ın ayet-i beyinatı size geldikten sonra bile bile bir cahillik yaparsanız, bilin ki Allah'ı mağlup edemezsiniz, azizdir. Allah Celle Celaluhu çok güçlü ve sağlamdır. Dini çok güzeldir, sağlamdır ve insanların maddi ve manevi bütün menfaatlarını, faydalarını karşılar. Ona dönün, Allah'a dönün, tövbe edin, yola girin. Bu kafirler, bu kibirli insanlar, kendini beğenmiş insanlar, dün Hazreti Musa'ya, ''Ya Musa, biz açıktan Allah'ı görmek istiyoruz, bize göster, yoksa iman etmeyiz.'' dediler. Burada Hazreti Musa ve Beni İsrail'den bir örnek var, bu devam ettirilecek şimdi. Siz onların istediği gibi Cenab-ı Allah dumanların, bulutların arasından melekleriyle beraber şöyle bir ihtişamlı bir şekilde size gelsin ve açıkça Cenab-ı Allah'ı göresiniz, sözlerini işitesiniz, bunu mu istiyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Allah Celle Celaluhu dünyada göremezsiniz. Ahirette de ancak muttaki müminler cennette görecekler. Hiç şüphesiz Cenab-ı Allah seri'ul hesap, yani süratli bir hesabı görendir. Çünkü ve ilallahi turca'ul umur diye bitmişti ayet-i kerimeler. Cenab-ı Allah'a dönecektir bütün işler. Bu dersimizde de anlatmıştık. Zerre kadar bir iyilik ya da kötülük, hayır ya da şer yapsanız bunu göreceksiniz. Karşılığını alacaksınız. Hiç şüphesiz iyilik yaparsanız sevineceksiniz. Kötülük yaparsanız Allah Celle Celaluhu huzurunda çok utanacaksınız. Çok mahcup olacaksınız. Ya yarılsa da içine girsem diyeceksiniz. Keşke yapmasaydın, nasıl bir insan mısın ben diyeceksiniz. Nasıl bir beyinsizlik etmişim diyeceksiniz. Ve keşke dünyaya bir kere daha gitseydim, gece gündüz Rabbime kulluk ederdim. Tabii bütün bunlar hikaye. Değerli kardeşlerim, insan aklını başına bu dünyada almalı. Öldükten sonra geriye dönüş yok. O yüzden bugünkü dersimizle ilgili ayet-i kerimeleri başlayalım inşallah. Sizler yeryüzüne ilk gelen insanlar mısınız? Değil. Sizden evvel babalarınız, dedeleriniz, aba ve ecdadınız vardı. Kaç asır geçti bilmiyoruz. Dünyanın tarihini kesin olarak bilmiyoruz. İlk insan Hazreti Adem aleyhisselam, eşi Hazreti Havva ve bu ikisinden çocukları dünyaya geldiler. O günden bugüne kaç asır geçti, kaç milyar insanlar geçti bilmiyoruz. Akıllı insan kendisinden önce geçmiş olan insanların başına gelen iyiliklerden ve kötülüklerden ders almasını bilen insandır. Başkasının musibetinden de, acısından da ders alır, faydasından, mutluluğundan da ders alır akıllı insanlar. Geçmiş aklımızda niye hafızamızda duruyor?
Biz tarihin için okuyoruz. Ders almak için, ibret almak için. Kendi hayatımızda buradan bir anlam çıkarabilmek için. O yüzden ey Kur'an'ın karşısında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemeyen, hatta ükela beğenmeyen, neden bu Kur'an buna indirildi, Mekke'de falan zaten indirilseydi ya, daha zengin, daha yakışıklı, güçlü, kuvvetli, arkasında kalabalığı çok, ya da Taif'ten falana indirilseydi ya, Allah bula bula bu Muhammed'i mi buldu? Allahümme sellem sesem adamlar, budala adamlar, ahmak adamlar. Siz o Muhammed'e aleyhissalatü vesselam Muhammedül Emin diyen değil miydiniz? Aramızda en akıllı, en güvenilir insan diyenler değil miydiniz? Kabe'nin yapımı sırasında Hacerül Esved'i yerine koyarken kan gövdeyi götürecekti de onun hakemliğiyle, aklıyla barışa ermediniz mi? Ömründe bir kere olsun yalanına rastladınız mı? Bir kere sözünden döndüğüne rastladınız mı? Bir kere bir başkasına yanlış yaptığını gördünüz mü? Mal dediğin nedir ya? Mülk dediğin nedir senin? Koltuk dediğin, iktidar dediğin neyse. İnsanlık önemlidir. Sonra bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size mucizelerle geliyor. Hele bir Kur'an-ı Kerim var, bir benzerini de siz yapın diyor Allah-u Teala, yapamıyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. Onu ve Müslümanları küçük görmeyi bırakın. Şeytanın peşinde gitmeyin. Yola girin. Yola girin. Ve sizden evvelkilerden ders ve ibret alın. Sel, sor. Beni İsrail, beni İsrail. Yahudi millet. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Aslan anlamına geliyor. Hazreti İbrahim'in iki çocuğu vardı. Hazreti İsmail, Hazreti İshak. Hazreti İsmail, uzun hikayeler, hanımının kıskançlıkları falan, yaşadığı yerden Mekke topraklarına götürüp bırakmıştı annesi Hacer'de. Biliyorsunuz o zaman Mekke diye bir şey yoktu, şehir yoktu, su yoktu, insan yoktu oralarda. Kuş uçmaz, kervan geçmez, ot bitmez bir yer idi. Orada kaldı, Allah onları orada Celle Celaluhu geliştirdi. Büyük bir şehir oldu. İnsanlar göç ettiler. Allah'ın ikram ettiği zemzem suyu etrafında bir medeniyet kurdular. Araplar devam etti. Beri tarafta Hazreti İshak, sonra onun oğlu Yakup, sonra onun 11-12 oğlu Hazreti Yusuf, Bünyamin, peygamber bunlar. Sonra onun soyundan devam gitti peygamberler. Hazreti Davud, Süleyman, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de kıssalar anlatılıyor. Ve sizin aranızda da Yahudiler yaşıyor. Özellikle sevgili peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Mekke'de tekten tükten görmüş olduğu bu Yahudileri cemaat halinde oymak oymak gördü. Medine'de ağırlıklı bir Yahudi nüfus vardı. 3 oymak, Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir. Peygamberimiz bunların din adamlarıyla da karşılıklı konuşuyorlardı. Evlatlarını bilir gibi Peygamberimizin peygamberliğini bildiler. Kitapları ortadaydı, ellerini üstüne koydular, doğru okumadılar. Peygamberimizin peygamberliğini gösteren ayetleri millete haber vermediler. Sordukları zaman kitabımızda ileride gelecek peygamber bu değil dediler, yalan söylediler, ihanet ettiler. Bunlar sadece peygamberimize ihanet etmemişlerdi. Kendi peygamberlerine de zamanında ihanet ettiler. Geriye doğru giderseniz Hazreti İsa'ya ihanet ettiler. Hazreti Musa'ya ne çektirdiler, ne çektirdiler, ne çektirdiler.
Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail'i çok anlatır. Bir nevi boy aynasıdır Beni İsrail. Onlara bakarak insan kendini ve cemiyetini ayarlamalı, çeki düzen vermeli, hesabını yapmalı, yanlışlarından kurtulmalı. Orada gördüğü yanlışı kendisi yapmamalı. Allah Celle Celaluhu bunu beyan buyuruyor. Diyor ki, sel beni İsrail. Bu İsrail oğullarına sorun. Öğrenin. Değerli kardeşlerim, bilgi edinmenin en güzel yollarından bir tanesi de soru sormaktır. Doğru soru, bilgi demektir. Soruyu doğru sorarsanız, iyi niyetle sorarsanız çok güzel şeyler öğrenirsiniz. Ama öğrenmek niyetiyle değil de inkar etmek niyetiyle de soru sorulur. Alay etmek için de soru sorulur. Tehdit etmek için de soru sorulur. Öyle değil miydi? Tasdik ettirmek için de soru sorulur. Çeşit çeşit soru vardır. Bildiği halde imtihan etmek için de soru sorulur. Adam bir tane mesele bilir. Koskoca alime şu konuda ne dersin der. Biliyor ama onu denir aklına göre, onun ilmini ölçecek yani. Bu da bunlardan kaçmak lazım. Bu lüzumsuz sorular gevezeliktir yani. Öğrenmek için sorulur. Ve bu tür sorular ilmin kapısıdır. Sel beni İsrail. Beni İsrail'e sor. Kem âteynâhum min âyetin becine. Biz onlara kaç ayet, nice bir ayetler vermişiz. Ayet, Cenab-ı Allah'ın varlığını, bildiğini, gücünü, kudretini gösteren alamet, işaret demektir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine de ayet diyoruz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Cenab-ı Allah'ı bize gösterir. Onun muradı ilahisini bize gösterir. Bize Cenab-ı Allah'a nasıl bir kulluk yapacağımızı gösterirler. Kem ateynahu. Hem de bir iki değil ya. Nice, nice, nice biz onlara ayetler verdik. Yani Hazreti İsa zamanındakilere Hazreti İsa'nın hak olduğunu, elindeki İncil'in Allah'tan kendisine verilmiş bir ilahi kitap olduğunu, içerisinde inanç, ibadet, şeriat olduğunu, buna göre yaşamaları gerektiğini anlattığı gibi onun peygamber olduğunu mucizelerini de gösterdi. Küçükken konuşturmuştu Allah Celle Celaluhu Hazreti İsa'yı. Çamurdan kuş yapar, üfürür, uçar giderdi heykel. Hastaları iyi ederdi. Gözü körleri biiznillah okur üfler, eliyle iyi olurlardı. Allah'ın izniyle biiznillah diyoruz. Ölüleri dirilttiği de olurdu. Muvakkate, geçici bir süre. Hazreti Musa'ya mı dersiniz? Onlar da Beni İsrail ya. Hazreti İshak'ın, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın, oğlu Yakub'un lakabı İsrail'di. Onun oğulları, Hazreti Yusuf ve kardeşleri Mısır'a geldiler, Kenan'a geri gittiler falan. O havalide yaygın ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de o coğrafi mıntıkayı da Araplar ticaret münasebetiyle gidip geldikleri için çok iyi biliyorlardı. Ve aralarında yaşayan ehli kitaptan da bu bilgileri biliyorlardı az çok. Yine de Allah Celle Celaluhu detaylarıyla sorun öğrenin diyor. Sorun, öğrenin, onların yanlışlarına siz düşmeyin. Yaptıkları iyilikleri de iyilik olarak tekrar edin, yapın yani. Değerli kardeşlerim, Hazreti Musa'ya Allah ne mucizeler vermişti. Hatırlıyor musunuz? Hazreti Musa'nın kendisi bir mucize doğumu. Firavun doğan bütün erkek çocukları yakalatıp kesiyordu. Onu kesemedi. Hem de sarayında büyüttü. Allah'ın hikmeti. Sonra peygamber oldu. Sonra Firavun'un karşısına gitti ve mucizelerini gösterdi. Firavun öldürmek istedi ama gücü yetmedi.
Elindeki asası attığı zaman koca bir ejderha oluyordu. Firavun nereye kaçacağını şaşırdı. Elini cebine soktuğu zaman pırıl pırıl parlardı. Karanlıkları aydınlatırdı. Üzerine çok gittikleri zaman Beni İsrail'in Allah Celle Celaluhu bütün sularını kan etti. Yalvardılar. Bizi bundan kurtar, iman edeceğiz dediler. Hazreti Musa dua etti. Suları su oldu. Kan olmaktan çıktı. Kurtuldular. Yine inkar ettiler. Çekirge sürüleri, kurbağa istilası vesaire vesaire Kur'an-ı Kerim'de bunlar anlatılıyor. Nice bir mucize. Ve sonra Firavun'un şerrinden kurtulmak için Kızıldeniz'i Allah yardı. Yürüdü, karşı tarafa geçtiler. Biz de geçeriz diye Firavun ve ordusu denize girdikleri zaman açılan yoldan denizler kavuştu ve boğuldu gittiler. Koca bir düşmandan kurtardı Allah. Sonra ne oldu? Yolda giderken buzağa tapan bir kavme rastladılar. Ya Musa, bize de böyle bir put yapsan, Tanrı diye tapsak. Lan Allah'tan korkmazlar. Daha demin Allah'ın bu kadar nimetini gördünüz, mucizesini gördünüz. Denizi yardı, kurtuldunuz. Bu ne ya? Bu nasıl bir nankörlük? Tamam, öyle bir nankörlük. Ama soralım kendimize, böyle nankörlükleri biz de yaşıyor muyuz? Cenab-ı Allah'ın verdiği sağlıkla, sıhhatle, verdiği ekmekle, suyla, havayla, güçü güzelim dünya üzerinde yaşayıp da günah işliyor muyuz? İsyan ediyor muyuz? Yoksa itaat içerisinde miyiz? Bu nankörlükten, bu zalimlikten, bu ahlaksızlıktan bizde ne kadar var? Ders alalım. Sel beni İsrail'e kem âteynâhum min âyetin beyine. Nice bir mucizeleri verdik apaçık. Hazreti Musa'nın yola gelmediler. Hatta bir defasında Hazreti Musa kendilerini kurtardı. Bu kadar mucize anlattık, tekrar etmeyelim. Tur Dağı'na gideceklerdi. O buzağa tapma günahından mütevellit, aralarından seçkin bir insan topluluğunu aldı götürdü. En seçkinleri Tur Dağı'na yaklaştığı zaman, ya Musa, bize Allah'ı açıktan göster görelim, yoksa iman etmeyiz dediler. Allah Allah. Allah koca dağı kaldırdı, 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 tepelerine getirdi böyle. Düşecek. Secdeye kapandılar, bir gözleriyle böyle bakıyorlar. Şimdi tek gözlerinin üstüne secde etme adeti oradan kalmış. Yalvardılar, yakardılar. Allah bir kere daha affetti. Yahu hangi bir, hangi bir, hangi bir? Ben dönüyorum kendi nefsime. Hangi bir tevbe ettin Allah'a? Kaç kere tevbe ettin yaptığın yanlışlardan? Gözünle, kulağınla, dilinle, elinle, ayağınla yaptığın haram, günah, yanlış. Kaç defa tevbe et? Ne istiyorsun? Allah dağı kaldırsın, tepene mi getirsin? Ne istiyorsun? Ne zaman uyanacak? Şu gaflet uykusundan da Allah'a kullukta bulunacağız. Saçımız, sakalımız ağardı. Cehalet çağımız çoktan geçti. Neyi bekliyoruz? Gavuru kötülüyoruz, eli kötülüyoruz da kendimiz nasılız? Ve men, her kim yübeddil, tebdil eder, değiştirirse ni'metallah, Allah'ın nimetini, min ba'di ma ca'etü, kendisine geldikten sonra, fe innallâhe, hiç şüphesiz iyi bilsin ki hakikaten Allah Celle Celaluhu şedidul ikab, ikabı, ukubeti, cezalandırması çok şiddetli, çok yaman olandır. Kimsenin yanına bu zulmü kar kalmaz. Kimsenin isyanı yanına kar kalmaz. O Beni İsrail'de görecek, onun gibi Allah'ın ayetleri kendisine geldikten sonra
dini mübini İslam'ı açık seçik bildikten sonra hala şeytanın peşinde gidiyorsa, nefsini Allah'a kul olacak yerde ya kendisini tanrı edinmiş ya da kendisi gibi birisini tanrı edinmiş ya da şeytanı tanrı edinmiş, onun yolunda gidiyorsa, hiç şüphesiz bilsin ki Allah Celle Celaluhu'nun ikabı, ukubeti yani cezalandırması şedittir. Şiddetlidir. Yamandır yani. Şimdi gavura gelince söylüyoruz. Ulan gavur, ulan nankör beni İsrail. İsyan ettiniz, Allah sizi gene affetti, öldürmedi. Çöllere düştünüz. Ekmek yok, su yok. Allah size gökten bıldırcın etiyle besledi, indirdi, kızarmış bıldırcın yedirdi. Ağaçların üstünde böyle dondurma gibi helva, kar gibi böyle sarardı, belava kudret helvası yedirdi. Lan gene de isyan ettiniz. Ha. Sor onlara, sor. Niye sor? Öğrenmek için. Ya da kendine sor. Allah sana bıldırcın eti gibi güzel etler veriyor mu? Ekmekler, açlar, meyveler, elma, portakal, muz vesaire. Üzüm, incir. Açlık tehlikesi var mı? Bir yıllık erzakın zahiren evinde duruyor. Başına bir felaket gelse, merhametli konu komşularınız var. El atıyor, yardım ediyorlar. Yok böyle bir korku. Allah düşman korkusu yaşatmasın. Yaşayan kardeşlerimizi de kurtarsın. Peki, bu nimetler karşısında beni İsrail'e kızıyorsun da sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Bunlar son gevezeliklerini Peygamberimizin karşısında yaptılar. Allah kitap verdi. İçinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün sıfatları, vasıfları yazılıydı. Bakınca renkleri sarardı. Birbirlerinin gözüne baktılar. O mu dediler? Evet o dediler. Ne yapacağız? İnanmayacağız. Niye? Devlet Araplara geçer, bizden gider dediler. Lan bu kadar beyinsiz olur mu adam ya? Allah'a kul olacaksın ya. Araba Türk'ü mü var? Müslümanlar kardeştir. Peygamber herkesin peygamberidir. Niye Yahudilerden gelmedi bu peygamber? Lan Allah'ın rızkını sen mi taksim ediyorsun? Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun ya? Aklı yetmez, kime ne vereceğini bilmez. Sümme haşa, sümme haşa. Böyle bir tanrıya mı inanıyorsun? Bizim zamanımızda da var. Allah'ın 20. asrı aklı yetmezmiş. 21. asrı aklı yetmezmiş. Dünya çok değişmiş. Bu devletlerin yönetimini Allah'ın kanunlarıyla yaparsak olmazmış. Hangisi? Hangi kanununu beğeniyorsunuz Allah? Biz Allah'tan daha güzelini yaptık. Öyle mi? Allah cahildi, bilmiyordu. Sen daha iyisini yaptın. Canım bu asırda da artık o İslam kanunları geçersiz. Bak Avrupa'nın ne güzel kanunları var. Tercüme edip gidiyoruz işte. Avrupa ya Yahudi, ya Hristiyan, ya dinsiz. Hiçbir tanrıya tanımaz. Ateist, materyalist, pozitivist. Dini hurafa görüp dindarı aşağılayan insanlar. Siz de onların yolunda nerede bir dindar görseniz küçük görüyorsunuz, aşağılıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Din demek hurafe demek, din demek orta çağın karanlığı demek. Sonra da utanmadan Allah'a imandan bahsediyorsunuz. Utanmadan geberince camiye cenazeniz geliyor, şu zavallı Müslümanlara kıldırıyorsunuz. Kılıyoruz. Bilmiyoruz ki nasıl bir insan. Çok kalabalık şehrimiz. Mahallemizde olsa öyle bir adamın tövbe cenazesini kılmak. O kalabalık, bilmiyorsun yani.
Sahtekar. Niye geliyorsun camiye? Niye cenazeni buradan kaldırıyorlar? Ömrümde 3-5 tane adam gördüm. Ben Allah'ı tanımıyorum. Dolayısıyla beni camiye götürüp namaz kıldırmayın. Müslüman mezarlığına da gömmeyin diyen birkaç tane adamı gördüm. Hatta bir tanesi çocukların top oynadığı bir okul kurmuştu, kendi vakıf. Top sahasının bilinmez bir yerlerine gömün beni, üstünde dümdüz edin, top sahası yapın, çocuklar üstümde top oynasın dediler, öyle oldu. Top oynuyor çocuklar üstünde. Ha, bu adamın babası şeyhti, kendisine de çocukken hafız yapmıştı. Sonunda böyle gavur oldu. Allah'tan korkmak lazım. Hiç kimsenin garantisi yok. Geçen hafta dersimizde anlatmıştık. Cebrail bile korkardı. Sonra Necm suresinde bir ayet gelince fesemme emin rahatladı bir parça. Allah'ın mekrinden korkun derlerdi eskiler. Her an korku. Ya biz de böyle olursak, ya bizim evladımız da böyle olursa neuzübillah, ya torunumuz da böyle olursa diye korkup tedbir almalıyız. Çare aramalıyız. Yan gelip yatmamalıyız. Dünya çok tehlikeli bir alan oldu. İslamiyet okullarda öğretilmediği için bilinmiyor. Dün Kur'an okumak bile yasaktı. Tekkeleriniz, zaviyeleriniz hala kapalı. Dini öğrenmek bir müşkül mesele. Gayret edeceksiniz, çaba sarf edeceksiniz kardeş. Soracaksınız, okuyacaksınız, araştıracaksınız. Bu enfusekum ve ehlikum, kendi nefsinizi ve ailenizi ateşten koruyacaksınız. Vakuduha en naru vel hicab. Vakuduha en nasu vel hicab. Yakıtı İnsan ve taş olan o cehennemden kendinizi ve evlatlarınızı koruyacaksınız. Züyyine tezyin edildi, süslü gösterildi. Lillezine keferu, kafirlere güzel gösterildi. El hayatü dünya, dünya hayatı. Varsa dünya hayatı, yoksa dünya hayatı. Adam çalışıyor, didiniyor, uğraşıyor. Dünya hayat, mal, mülk, ev, bark, bağ, bahçe, sonra bir makam, iktidar, arkasından şan, şöhret. Sonrası yok. Hepsi bu dünya. Rabbana atina fid dünya tamam ve fil ahireti hasene, ahiret yok onun. Ahireti hiç düşünmüyor. Kafir bundan sapıtıyor. Ümmetim hakkında en fazla korktuğum dünya sevgisi, mal sevgisi diyor Peygamberimiz. Bütün günahların başıdır. Katillik nereden geliyor? Başkasının malını, ırzını, namusuna saldırmak. Hırsızlık nereden geliyor? Yağmacılık nereden geliyor? Dedikodu, haset nereden geliyor? Dünya sevgisi. Altını biraz oyun, dünya sevgisi. Ya Allah senin rızkına kefil veriyor. Yetmiyor adam. Helalından kazan, çok çalış kazan ama işini şeriata göre yap. Helal harama, Allah'ın emirlerine göre yap. Aslan gibi kazan, sen de ye, tasadduk et, ikram et. Evladına bırak, onun da hayrı var. Ama helal kazan, helal. Allah'ı unutma kazanırken, harcarken de unutma. Onu pis yerlerde harcama, fuhuşta harcama, kumarda harcama. İsraf etme, saçıp savurma, şeytan olursun, şeytanın kardeşi olursun. Sen kulsun, kulsun, kulsun. Allah'ın emrine itaat etmek mecburiyetindesin. Ama yok, adamın ahiret hiç aklında yok. Öldükten sonra dirilecekmiş, hesap verecekmiş, umurunda değil. Böyle olunca adam azar işte, kudurur işte. Züyyine
Tezyinat var ya Türkçemizde, tezyin, tezyinat. Süslemek buradan geliyor. Ziynet eşyası buradan geliyor. Güzel gösterildi. Lillezine keferu, kafirlere el hayatü dünya. Ve yesharune minellezine amenu, iman edenlerle alay ediyorlar. Özellikle bu zamanda, o zamanda, ama ayetlerin indiği zamanı öncelikle söyleyelim. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müslümanlık geldiği zaman, her ne kadar canciğer arkadaşı Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Osman gibi, Abdurrahman Avf gibi zenginler varsa da ekserisi gençler ve fakir insanlardı. Gençler idealist olur. Menfaat için bakmaz, doğruya bakarlar. Fakirlerin de kaybedecek bir şey yok zaten. O zamanların zenginleri Peygamberimizin peygamber olduğunu bildikleri halde, yalan söylemediğine inandıkları halde, Ebu Cehil gibi, yalan söylemez Muhammed dediği doğrudur diyor. Niye kabul etmiyorsun? Kardeşim, onu kabul edersek bizim iktidarımız gider diyor. Söz ona geçer, buyruk ona geçer diyor. Emir ona geçer diyor. İktidar kavgası. Menfaat meselesi. Biz şimdi bu toplumun en üstündeki insanlarız. Ama bu adam bizi eşit tutuyor herkesle ya. Bize ayrı bir özellik vermiyor diyor. Ebu Leheb gelmiş peygamberimizin amcası, ben Müslüman olursam bana özel ne var diyor. Herkes olan sana da var diyor peygamberimiz. Kanlı arasın öyle, öyle dilin diyor. Bana özel bir yer vermeyen, özel bir statü konum vermeyen bir dinin senin karnın arasından gavur. Peygamberin amcası olmak seni kurtardı mı? Tebbet yeda ebi lehebi ve teb. Elleri kurusun, helak olsun, kahrolsun diyor Allah. Oldu da. Ma agna anhu maluhu ve ma kesep. Ne malı mülkü, zenginliği, ne kazandığı eşi, evlatları, torunları, gücü, kuvveti hiçbir fayda vermedi kendine. Seyaslan aran zaten lahap, çılgın ateşte aleve girecek yarın. Vamratu, karısı da. Hammaletel hatab. Boynunda gerdanlık yerine kendil taşıyan, ip taşıyan karısı. Ne yapıyordu o iple? Diken topluyor, diken çalı çırpı peygamberimizin yollarına koyuyor. Soytar. Başka işin yok mu senin? Kinini böyle. Ha bunlar Bilal gibi, Ammar gibi, Süheyb gibi fakir Müslümanları alay ediyorlardı. Küçük görüyorlar. Adam yerine koymuyorlardı. Yuh olsun ona, zengin olduğu için fakiri aşağılayan, insanı insan gibi görmeyip de malı var mı, makamı var mı, şöhreti var mı, yoksa ilmi, ahlakı var mı diye sormuyor. İnsanı sırf malı yüzünden büyük gören, malı olmadığı için insanı ahlaklı da olsa, bilgili de olsa, değerli bir insan da olsa sırf fakirdir diye alçak gören alçağın ta kendisidir. Kim veriyor bu malı? Kulillahümme malikel mülk. Mülkün maliki Allah. İktidarın da sahibi Allah. Paranın pulun da sahibi Allah. Malın mülkün de sahibi Allah. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah. Tü'til mülke men teşâ. Dilediğine verir bu iktidarı ya da malı. Ve tenzi'ul mülke men teşâ. Dilediğinden alır Allah Celle Celaluhu. Ve tu'izzu men teşâ. Dilediğini aziz eder, izzet eder, şeref eder, onurlu eder, haysiyet eder. Müslüman olur, adam olur. Fakir ya da zengin fark etmez. Ve tudilli men teşâ. Dilesin de zelil eder, hor eder. Niye? Ahlaksız adam. Cahil adam. Allah'ı bilmez. Peygamberi bilmez. Dini, kitabı, şeriatı bilmez adam. Büyük adammış. Nereden belliymiş büyüklüğü? Çok zenginmiş. Makamı varmış. Yuh olsun. Biyedikel hayır. Her hayır Allah'ın elindedir. Allah veriyor, alıyor. İmtihan için. Ne zenginlik fazilettir ne de rezilet. Fakirlik ne fazilettir ne rezilet. Allah fakiri fakirlikle, zengini zenginlikle imtihan ediyor. İmtihan. İmtihan ediyor. Bunu bileceksin. Sen Allah'ın kulusun ya, bunu unutmayacaksın.
Sen nasıl olur insanları alay alıyorsun? İnsanları aşağılıyorsun. Ya eyyühellezine amenu la yaskhar kavmun min kavm. Hiçbir kavim, topluluk, bir başka topluluğu alay almasın, küçük görmesin, hakaret etmesin, aşağılamasın. La takva burada burada. Kalptedir, kalpte. Siz kimsenin kalbini yarıp bakamıyorsunuz. Ne biliyorsunuz? Asa umulur ki o alay edilenler, alay edenlerden Allah katında çok daha hayırlıdır. Ya eyyühellezine amenu la yaskhar kavmun min kavm asa en yekunu hayran minhum. Belki onlar daha hayırlı. Aba altında er yatar. Sen bilmezsin. Aba altında er yatar. Adam sana göstermez adamlığını. Öyle yiğitler var ki yaptıklarını saklar. Sağ elinin verdiğini sol eli bile bilmez. Gece nasıl ibadet etmiş, gündüz nasıl oruç tutmuş bilmezsin. Gel beraber çay içelim der, otur içer. Halbuki oruçluydu o. Ben oruçluyum demez. Ramazan hariç tabi. Farz hariç. Farz oruçlar, kaza oruçları hariç. Demez. Kimseye bildirmez. Yiğit var. Sen nasıl oluyor da malı az, mülkü az, bakamı az, arkasından giden adam az, tanıyanı az diye bir insanı küçük görüyorsun ya. Sen Allah'ın kulu değil misin? Müslümanları küçük görüyorlar. O çağda da Ebu Cehiller var, bu çağda da Ebu Cehiller var. Bakın şu Avrupalılara. Ne diyorlar? Ukrayna'dan giden göçmenleri bağırlarına basıyorlar. Bunlar diyorlar bizden, bunlar Avrupalı, bunlar Hristiyan. Bunların rengi sarı, saçı sarı, gözleri mavi diyorlar. Bunlar Müslümanlar gibi değil, bunlar Arap değil diyorlar. Araplardan göçmen olursa denizlerde boğuyorlar. Türkiye'ye para verirsen besle bunları diyorlar, onu da vermiyorlar. Ama Avrupa'dan oldu mu bunlar bizden diyorlar. Müslümanı adam yerine koymuyorlar. Orta Doğu'nun insanlarını, sadece Müslümanları da değil, adam yerine koymuyor. İngiliz silahları Çanakkale Savaşı'na yüklenirken gemiye genç bir teğmen karşı gelmiş. Efendim burada yasak silahlar var, kullanılması diye. Komutan çağırmış, gel buraya. Bakın, rütben ne senin diyor, adam rütbesini söylüyor. Tarih bilgisi şu anda, yanlış söylemeyeyim. Yani rütbesi küçük birisi. Sen daha yetmemişsin, olgun olmuşsun oğlum diyor. Bu silahları biz Çanakkale'de Müslümanlara kullanacağız diyor. Yani Müslümanlar insan değil. Bu silahları kullanmak insanlara yasak. Ama Müslümanlar insan değil. Araplar, Türkler insan değil diyor onlar. Öyle bakıyorlar. Aşağılıyorlar. Yani aşağılayan da bizi bir adam olsa ya. Adam olsalar. Ne dedilerse tersini yapıyorlar. İnsan hakları diyorlar, gülüyoruz şimdi tabii. Uygarlık diyorlar, gülüyoruz. Hümanizm diyorlar, gülüyoruz. Hümanizm, insancılık. İnsanı sevmek varmış. Bu mu lan? He? Bizim televizyonlar bile tiyatroya çevirdiler. Atıyorsun Ukrayna. Şu hastane vurulmuş, bu tamam, hastanele vurulmasın, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin, insanlar evinden olmasın, tamam. Ama bu Ukrayna'da olduğu gibi Suriye'de de olmasın, Irak'ta da olmasın, Afganistan'da olmasın. Türkiye'ye, PKK'ya bedava silah vererek anarşiyi beslemeyin, desteklemeyin. Buradakiler de insan. Yok. Bizi insan yerine koymuyorlar. Bizi insan yerine koymayanlar da insan olsalar diyoruz biz de ya. Niye öyle diyoruz? Çünkü kafirler. Kafir adam olsaydı önce kafirle kurtarır, Müslüman olur. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah'tan korkan ve dinin emirlerine göre yaşayan Müslümanlar. Ahirette onlar da üstün olacaklar. Dünyada kaç yıl yaşayacağız? Yaşasak 60, 70, 100 sene sonra sonsuz bir hayat var.
gülmeselerse, bu dünyada hiç gülmese bile orada da olsa Müslümanlara geçecek yani. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Hadi bunu neyse, ama ahmaklar şunu anlamıyorlar. Vallahu Allah yerzuku rızıklandırır men yeşâ dilediğini bi gayri hisab, hesapsız yere. Men yeşâ dileyen, çabalayan, gayret gösteren manasını da işin içine girdirelim. Allah çalışana verir. وَلَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَعْسَهَا. Ha, bir insanın zengin olması, faziletli olmasına alamet değildir. Fakir olması da rezil olmasına, kötü olmasına alamet değil. Tersi de geçerli. Zengin olur ama çok müttaki, çok aziz, çok şerefli, çok onurlu bir Müslüman olur. Abdülkadir Geylani çok zengin birisiydi. Ama büyük bir mürşidi kamildi. Yani zenginliğin karşısında değil İslam, fakirliğin aleyhinde olmadığı gibi. Allah dilediğine dilediği gibi rızık veriyor ki kimisi fakir, kimisi zengin olsun, birbirlerinin işlerini yapsın diye. Dünyayı böyle idare ediyor, kanunu bu. Böyle olacak. İnsanlara düşen Allah Celle Celaluhu'nun helal ve haram olarak koyduğu kanunlara uygun çalışmak, uygun kazanmak, uygun harcamaktır. Allah çok verir, zengin olur. Zenginin kendine göre vazifesi var, zekatı var, sadakası var, cihadı var, neyse. Fakirin de kendine göre vazifesi var. Hepsi de imtihandır. Vallahu Allah yarzuku men yeşâ, dilediğini ve dileyeni rızıklandırır bi gayri hisab. Evet, insanları yanlışa sürükleyen neymiş? Dünya sevgisi. Dünya sevgisinde Peygamberimiz bütün hataların başı diyor. Gerçekten değerli kardeşlerim, şu dünya hayatı ve dünya nimetleri kafirin gözünde öyle bir süslenmiş ki adam onunla kendisini insanüstü bir varlık gibi görüyor. Ve yani bu paralar nasıl kazandı tabi, onun da hesabı biz soramıyorsak bize ayıptır. Dünyada sorulmalı. Adamın bir yatı var ki Türkiye'nin bütçesi kadar. Kimden, nereden kazandın bunu? Hangi parayla kazandın bunu? Nasıl kazandın bunu? Aklıma geliverdi, Allah söyle diyor. Markette malın var mı? Saklıyorsun ki yağ artsın, bilmem ne artsın. Öyle mi? Böyle mi kazanılır bu mal? Utanmaz adam, ahlaksız adam. Müslümanları sıkıntıya düşürmek çok mu hoşuna gidiyor? İnsanların ihtiyacında kıvranmasından zevk mi alıyorsun? Böyle zengin olsan ruhun ölmüş, neye yarar? Ve bu çok zenginler nasıl zengin oluyor? Amerika nasıl zengin oluyor görüyorsunuz? Vuruyor Suriye'nin petrolünü, Irak'ın petrolünü, Afganistan'ın bütün madenlerini sömürüyor. Türkiye'yi yıllardır sömürdüler. Şimdi biraz sözünü dinlemiyor diye kötü oldu Türkiye. Afrika'yı sömürdü, bitirdiler. Nefret ediyor. Defolun gidin diyorlar. Nerede bir Avrupalı, Amerikalı görse. Tarzan'ın yaşadığı ormanlar gitmiş, ağaç kalmamış. Her taraf kurumuş. Müslümanlar yardım ediyor ki kuyu açıp da bir su içseler diye. Nasıl kazandılar bu serveti? Vurarak, kırarak, soyarak dünyayı. İman edenlerle, özellikle de iman edenlerin arasında fakir fukaralarla, garibanlarla alay ediyorlar. Kendileri büyük görüyorlar. Yani Allah dilediği kullarına hem bu dünyada hem de ahirette hesaba gelmeyecek kadar, hesaba gelecek kadar, hesaba gelse de vergilerini, zekatlarını ödesinler, verir. Rızkı veren Allah'tır. Vallahu yarzuk. Hakiki manada zengin yalnız Allah Celle Celaluhu.
Biz hepimiz Allah'a muhtaç kullarız. Yedirirse yeriz, içirirse içiriz, elbise verirse giyeriz, yoksa açız, yoksa susuzuz, yoksa çıplaz. Aldığı zaman da hiç kimse vermiyorum diyemez. Azrail'i gördüğü zaman dili diline dolaşır, bacağı bacağına dolaşır, tepdili şaşar, hepsini bırakır, çırılçıplak Allah'ın huzuruna tekrar çıkar. Hakiki manada zengin Allah Celle Celaluhu. Onun için bir yerde sohbet ediyoruz. Bir faziletli insan var. Zengin, güzel bir Müslüman. Herkese de yardım ediyor. Konuşurken fakiriniz, fakiriniz diye konuşuyor. Ben demez, fakir diyor. Edepli insan. Yanımdaki bir tanesi, hocam diyor ya, bu fakir fakir diyor kendisine diyor. Çok zengin adam, niye öyle diyor diyor. Ben dedim ki, şimdi sus, lafı kaçırmayalım. Meclis bittikten sonra ben sana anlatırım. Niye? Adam çok zengin ama benim değil diyor. Ben de emanet diyor. Sahibi Allah diyor. Bundan dolayı gururlandır mı? Bundan dolayı kibirlenir mi? Bundan dolayı fakiri küçük görür mü? Benim değil ki diyor. Emanet diyor. Öyledir zaten. Zengin olan Allah'tır. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen uyar. Allah'ın istediği şekilde ve miktarda rızık vermesine kim engel olabilir? Hiçbir kudret. Öyleyse Allah'ı Allah bilecek, kullarını kul bilecek. Değerli kardeşlerim, bu dinlerin arkasında esas tarihe gidin. Bir zaman Hazreti Adem ve Havva vardı bu dünyada. Başka kimse yoktu. Kimdi bunlar? Allah'ın iki kulu. Sonra çocuklar oldu. Allah merhamet etti gene bunlara, din, İslam'ı öğretti. O günden bugüne insanlar hep İslam'ı bilmişlerdir. Ama kimisi kudurdu, başına bela aldı. Sıra bizde! Sıra bizde! Bugün dünyada biz varız. Biz de belki bizden sonra dünyanın ömrü varsa çocuklarımızın çocuklarına misal olacağız. İyi bir misal bulalım, kötü bir misal bulalım. Öleceğiz. Kaçınılmaz. Mutlaka gideceğiz. Fırsat bir kere düştü. Sıra bize geldi. Hadi baba yiğitler. Gösterin kendinizi. Nasıl bir insan olmak icap ediyorsa, başkasından nasıl istiyorsak, başka iyileri nasıl övüyorsak, biz de öyle olalım inşallah. Allah'a dönelim. Onun güzel bir kulu olalım. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.